akıllı ve zengin insanların asla yapmayacağı 6 şeyi anlatmak istiyorum size bugün. Bu videoyu sen de sonuna kadar izlersen o zaman milyonerlerin, akıllı insanların bakış açısını kazanmış olursun. Ve böylece başarıyı, bolluğu, bereketi, zenginliği kendine mıknatıs gibi çekebilirsin. Şimdi birinci maddeyle başlayalım. Akıllı insan değiştirmeyeceği bir şey için hiç çaba göstermez. Yani şöyle örnek vereyim. Son 2 yıl bir süreç yaşıyoruz değil mi? Bunu değiştirmek mümkün değil. Bunu tek başına ferdi olarak değiştiremiyorsun. Peki değiştiremeyeceğin şey için neden uğraşasın? Niye enerji harcasın? Onu akıllı insan fırsata çevirir. Yani şöyle örnek vereyim. Dere akıyor ve bu dereyi engelleyemiyorsun. Önüne set koysan set yıkılacak. Peki sen ne yaparsın? O akan dereyi durdurmak yerine, onu değiştiremiyorsun, onu durduramıyorsun, onu değerlendirirsin, üzerine sandal yapar ve onunla beraber yolculuk yaparsın. Değil mi? Hiç enerji harcamazsın. Akışla beraber yüzersin ve başarırsın. Akıllı insan neyi bilir? Der ki, tamam ben bunu değiştiremiyorum ama birisini değiştirebilirim. Yani hayatımda değiştirebileceğim tek kişi var. Her gün dişimi fırçaladığım, saçını taradığım kişidir. O da ben kendimi değiştirebilirim der. İlk önce kendini değiştirerek hayatını kolaylaştırır. Ve kendisini değiştirdikten sonra da etrafa liderlik yapar. Onları yönlendirebilir. Onları sonra değiştirebilir. İlk değiştirebileceği kişi kendisidir. Olmadan sahip olamazsın diye bir cümle var. Yani ilk önce içselleştireceksin, olacaksın. Yani ilk önce sen değiştireceksin. Ondan sonra sahip olabilirsin. Sahip olabilmek için ilk önce olman gerekiyor. O yüzden ilk önce kendi üzerinde çalışman lazım. Kendini değiştirmen lazım. Bakış açısına sahip olman lazım. İşte o zaman sahip olursun. Arkasından sahip olma durumu geliyor. Örneğin ben her şeyimi 96 yılında kaybettiğimde hiçbir şeyim yoktu. Ama sahip olmak istediğim ev vardı, araba vardı, iş vardı. Ben onu ne yaptım? 96 yılında kendimi mental olarak o konuma getirdim. Yani hedeflerimi çizdim, teknikler uyguladım. Zihnimde onu yaşadım. İstediğim her şeyi ilk önce zihnimle ona hazırlık yaptım mental olarak. Ondan sonra bir yıl sonra sahip olmaya başladım. İstediklerime ulaşmaya başladım. Bir bir arzuladığım ne varsa onlara sahip olmaya başladım. Ama ilk önce olmam gerekiyor. Kafada başlıyor bu da. İkinci en önemli madde şu sevgili arkadaşlar. Akıllı insan asla şikayet etmez. Şükür eder. Var olana odaklanır. Yani olmayan şeye değil, olana odaklanır. Hani 99 kuralı diye bir videomuz var. Hatta YouTube'da izleyebilirsiniz. 99 kuralı İsa Mali yazınca çıkıyor karşınıza. Orada bir mesele var biliyorsunuz. Kişi 99 tane nimete sahip, tamam mı? Buna odaklanmıyor. O bir tane eksik olana odaklanıyor ve onun için kendini parçalıyor. Onun için şikayet ediyor. Dolayısıyla akıllı insan olmayana değil olana odaklanır. Şikayet etmez, çözüm üretir. Minnettar olur. Çünkü minnettarlık, şükür etmek aynı zamanda var olanı çoğaltır. Yani mıknatıs gibi çekersin eğer şükür edersen. Ama şikayet edersen elindekilerini de kaybedersin. Yok dersen yok olur. Zihnin bunu böyle kabul ettiği için, kıtlık bilinci yerleştirdiğin için beynine şikayet ederek o zaman var olanı da kaybedersin. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim. Akıllı insan, yani akıllı ve zengin insan asla şikayet etmez, şükreder, minnettar olur, var olana odaklanır. Ve malını, mülkünü, varlığını, sağlığını, sıhhatini, afiyetini, huzurunu bu şekilde çoğaltır. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Başkalarının hedeflerinin arkasından asla koşmaz akıllı ve zengin olan insan. Başkalarının hayatını takip edip onların hedefleri için çalışmaz. Ne yapar? Kendi hedefleri var. Kendi hedeflerini gündemde tutar ve hedeflerin arkasından koşarken hedefi olmayan insanlar bu kişinin arkasından koşar. Hedefi olan insan başkalarının hedefi için çalışmaz. Hedefi olmayan insanlar hedefi olan insanlar için çalışır. Dolayısıyla akıllı ve zengin insan kendi hedeflerinin arkasından koşar. Şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela dizi seyretmek. Başkalarının hayatını takip ediyorsunuz. Başkalarının hedeflerini gözetiyorsunuz. Onun hedeflerini konuşuyorsunuz. Gündemde tutuyorsunuz. Ve o ara kendi hedeflerinizi unutursunuz. Eğer dizi seyrederseniz. Dolayısıyla akıllı ve zengin insanlar genellikle dizi izlemez. Yani başka insanların hayatını takip etmez. Gündemde tuttuğu hedefleri
kendi hedefleridir, kendisi ve ailesidir. Gelelim dördüncü maddeye. Akıllı ve zengin insan asla başkalarıyla kendini kıyaslamaz. Yani kendini parmak izi gibi düşünür. Kendine odaklanır. Kendi üzerine çalışma yapar. Yani hiçbir zaman onun var ama benim yok. Onun şöyle şöyle durumu var, benim yok demez. Bu kişi ne der? Şartlar kişiye göre değişir. Benim elimde bunlar var. Ben bir parmak izi gibiyim, özelim ve şartlara göre kendimi ayarlamam lazım ve kendine odaklanır. Kendi üzerine çalışma yapar. Yani kıyas yapmaz. Şunu demez mesela. Acaba benim için ne düşünüyor? Bunlar benim için ne düşünüyor? Mesela bir mekana girdiğinde birçok insan var orada. Örneğin 20 kişi, 30 kişi var. O mekanda acaba bunlar benim için ne düşünüyor demez. Acaba ben bunu böyle giysem, bu markayı giysem acaba ne derler? Gibi öyle bir düşüncesi, öyle bir kaygısı yok. Çünkü ona ihtiyacı yok. Öyle bir şey yaptığı zaman zaten mutsuz olur. Yani insanlar kıyaslayarak aslında başkalarıyla yokluk hissi hissediyorlar. Yani kıtlığı yaşadıkları için mutsuz oluyorlar genellikle. Dolayısıyla akıllı ve zengin olan insan asla başkalarıyla kendini kıyaslamaz. Bu kadar. Bu kişi kendi çapında neler yapabileceğini düşünmeye çalışır, analiz eder. Kendine odaklanarak ilerler. Şimdi gelelim 5. maddeye. Akıllı ve zengin insan asla ukala değildir. Yani bilmişlik taslamaz. Kendini geliştirir. Kendini geliştirdikçe ne kadar bilmediğini, ne kadar aciz olduğunu, ne kadar daha bilgiye ve öğrenmeye ihtiyacı olduğunu fark eder. Kendini geliştirdikçe ne eksik olduğunu anlar, eksik olanları da gider profesyonelce bilene sorar. Bununla alakalı bir örnek vereyim. İmam-ı Azam bir konuda ihtiyacı oluyor, bir bilgiye ihtiyacı oluyor. Gidiyor çobana soruyor. O kadar alim bir kişi düşünün. Gidiyor çobana soruyor. Yani o konunun uzmanı çoban diyor ve ondan bilgi alıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, akıllı ve zengin olan insan ciddi manada ihtiyacı olan bilgiyi, bilgisi olan insanlara danışarak alırlar. Hülasa bu insanlar bilmiyorum demeyi rahatlıkla söyleyebilirler. Yani ben bilmiyorum de işin içinden çıkar. Ukala insanlar ama her şeyi bilirler. Biliyorum diyerek Krüger sendromu yaşarlar aslında. Hani Krüger sendromu bir hastalıktır. Her şeyi biliyorum diyen insanlar genellikle Krüger sendromu yaşıyorlar ama kendilerinin haberi yok. Dolayısıyla bu bir hastalık. Herkes her şeyi bilemez. Şimdi gelelim en önemli konulardan bir tanesi de 6. madde. Akıllı ve zengin insan hayatını akışına bırakmaz. Kafayı kuma gömüp böyle deve kuşu gibi beklemez. Ne var? Bir planı vardır, hedefi vardır ve o planın üzerinde çalışma yapar. Step by step adım atar. Emin adımlarla hedefe doğru ilerler. Çünkü çalışan demir paslanmaz. Gayret etmesi gerektiğini bilir kişi. Ben gayret edersem, hareket edersem harekette bereket var. Bunun karşını alırım diye çaba gösterir. Planlı bir şekilde hedefine ilerler. Burada anlatmak istediğim şey şu. Boşa kürek sallamak da değil. Boşa çalışmak da değil. Bazıları o kadar çalışıyor ki. Yani 8 saati bıraksan 16 saat çalışıyor. Yoruluyor ama plansız çalışıyor. Boşa kürek sallıyor. Ondan bahsetmiyorum. O zaten yanlış. O şekilde değil de planlı çalışmak, efektif çalışmak. Yani şöyle düşün. Sen okçuluk yapıyorsun. Hedefin var. Okları atıyorsun, tamam mı? Sırayla atıyorsun. Burada önemli olan okları hedefe atmak. Boşa atmak değil yani. Boşa atarsan israf edersin. Genellikle kendini akıllı zanneden insanlar boşa kürek sallıyorlar. Boşa enerji harcıyorlar. Boşa okları atıyorlar ve hayatlarını israf ediyorlar. Dolayısıyla her zaman şu hadis-i şerifi söylüyorum. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani ömrünü zayi etmemek için hedefine odaklan ve planlı bir şekilde, efektif bir şekilde step by step, adım adım oraya ilerle. İşte akıllı ve zengin insanların uygulamadığı ve uyguladığı yöntemler bunlar. Eğer sen de burada tarif ettiğim gibi akıllı ve zengin insanların uyguladığı tekniklere göre arzuladığın hedefe ulaşmak istiyorsan, öğrenmeye açıksa, kendine özel bir plan ile arzuladığın hedeflere emin adımlarla ulaşmak istiyorsan, o zaman sen de bizimle iletişime geçebilirsin. Seninle bir ön görüşme yaparız.
sana uygun, sana özel, planlı bir strateji belirleriz. Bu planı sana veririz. Sen de bu planı tek tek adım adım uygularsan arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Sen de bu planla kolayca arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bu plana ulaşabilmek için şimdi bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurmak ve göndermek. Ön görüşmede seni görmekten mutluluk duyarım. Şimdi hemen linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.